Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size köprü üssünü tanıtacağım. Daha önce bir video çekmiştim, o başka bir gemiydi. Aynı zamanda bu gemide de çekmek istedim. Videoya başlamadan önce hemen aşağıda bulunan abone ol tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Önümde görmüş olduğunuz bu iki tane cihaz gemilerde elektronik harita olarak kullanılıyor. Haritalarla ilgili bir tane video yapmıştım. Hemen onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Bu gemilerde eğer elektronik harita kullanılıyorsa en az iki tane olmak zorunda. Bu bir zorunluluk. Onun dışında elektronik haritayı kullanamıyorsunuz. Kağıt harita kullanmanız gerekiyor. Bu cihazlar ise radarlar. Radarlar gemilerde yine iki tane olmak zorunda. Ekliste olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi kesinlikle X-band olmak zorunda. Yani gemi tonajı fark etmeksizin X-band radarı bütün gemiler bulundurmak zorunda. Onun dışında gemi tonajına göre bir de S-band bulundurmak zorundalar. Bu S-band ile X-band arasında çalışma frekansları farklı. Bununla ilgili daha sonra başka videolarda ayrıntılı bilgi vereceğim. Bu bizim için kullandığımız en önemli seyir yardımcılarından bir tanesi radar. O yüzden bunların bakım tutumu, performansları bizim için gerçekten önemli. Şu an görmüş olduğunuz ise geminin dümeni. Biz gemiyi manuel kullanırken buradan kullanıyoruz ama şu an seyirde olduğumuz için otopilotta gidiyor. Hemen otopilotu da göstereyim. Şöyle bir cihaz. Biz buraya dereceye giriyoruz. Ona göre o dereceye gitmeye çalışıyor. Mesela şu an 0.51, hemen değiştireyim. Mesela 0.53 aldım. Bunu otopilot kendiliğinden ayarlayacak ve 0.53'e gidecek. Şu an tekrar 0.51'e alıyorum. Onun dışında bu otopilottan elle kontrol almak için de buradaki hemen switch'i değiştiriyoruz. Derece gösteren bir panel var. Bu da manyetik pusulanın göstergesi. Şimdi gemilerde iki tane pusula var. Bir tanesi manyetik, bir tanesi çayro. Bununla ilgili başka bir video yapacağım. Orada ayrıntılı gösteririm. Buradaki panel dümenin alarm sistemi. Yani herhangi bir sıkıntı olsa dümenle ilgili burada alarm ötüyor. Bu da gyro pusulanın repeater'i. Hemen yan taraflarında bir sürü bilgiler göreceksiniz. Bu bilgiler gemilerde cihazların yanında olmak zorunda. Çünkü her şeyi ezbere hatırlayamayabiliriz. Oradan referans almak için böyle bilgiler her zaman yanında asılı oluyor. Bu MIAR pusulanın göstergesi dedim. MIAR pusulaya da hemen şuradan bakabiliyoruz. Buradan yukarı bir ayna sistemi var. Şu an büyük ihtimal kameraya da görünmeyecektir. O sayede kaç derece olduğunu görüyoruz. Bu gyro pusula ile manyetik pusula birbirinden farklı şeyler. Burada da bir takım gösterge göreceksiniz. Bu göstergelerin ne işe yaradığını söyleyeyim ben size. Bu gördüğümüz olduğunuz rüzgarın yönünü gösteriyor. Hemen yan tarafında rüzgarın hızını gösteren bir gösterge var. Burada geminin hızını gösteriyor. Bu knot olarak, biz gemilerde knot olarak kullanıyoruz. Hemen yan tarafında geminin nereye kaç derece attığını gösteren bir gösterge var. Mesela şu an biraz siver olduğu için gemi sancak iskele yatıyor. Mesela şu an görmüş olduğunuz 5 derece iskele yattı. Bu biraz önce gösterdiğim dümende manuel kullanırken ya da otopilotta dümenin kaç derece nereye bastığını gösteren bir gösterge. Bu da makine RPM'ini gösteren gösterge ve yan tarafından hemen gemi saatini görebiliyorsunuz. Burada ise gemi düdük sistemini görüyorsunuz. Bu iki tane gemi düdüğü var. Bir tanesi havalı, bir tanesi de elektrikli. Buradan ikisini de kumanda edebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela sisli havalarda düdük kullanmak istersek buradan otomatik ayarlayıp kaç saniyede nasıl çalması gerektiğini de ayarlayabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta bir panel var. Bu makine kontrol paneli. Bu gemi anmen çalıştığı için geceleri makine dairesinde kimse olmuyor. Ve buradaki alarm paneli bütün makine zabitlerinin kamerasında var. Herhangi bir alarm çaldığı zaman buradan ışık yanıyor ve uyarı veriyor. Aynı zamanda köprü üstünde de var bu cihaz. Biz buradan kimin vardiyacı olduğunu ve ne tür alarmlar çaldığını görebiliyoruz. Alt tarafında ise birkaç tane tuş göreceksiniz. Bu biraz önce göstermiş olduğum, yani şöyle yukarıda göstermiş olduğum göstergelerin ışık ayarları. Hemen burada gemi içi telefon. Burada görmüş olduğunuz ise makine telgrafı. Biz yol vereceğimiz zaman buradaki tuşlar sayesinde yol veriyoruz. Kırmızılar geriye doğru, beyaz olanlar ileri doğru şeklinde. Onun dışında yukarıda da elektronik paneli var. Buradan manuel olarak da tek tek arttırabiliyoruz.
Bunların ise tek tek açıklamak istersem, DS dedi dead slow, pek ağır yol. Slow dedi ağır yol. Half dedi yarım yol. Full dedi full. NF dedi navigation full, yani seyir hızı. Hemen kırmızı bir stop var. Hemen altında DS var. Yine dead slow, astern. Bu da tornistan. Pek ağır yol tornistan. Hemen altında ağır yol tornistan, yarım yol tornistan, full tornistan şeklinde. Bu yanımda görmüş olduğunuz cihaz VHF diye geçiyor. Yani radyo. Bu biz diğer gemilerle iletişim kurmak için ya da başka bir liman otoritesiyle konuşmak için kullandığımız bir ekipman. Bu gemilerde en az iki tane olmak zorunda. Şöyle bir mikrofonu var. Bu mandalı basıp bu şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Uluslararası çalışma frekans kanalı ise kanal 16, sürekli dinleniyor. Gideceğimiz limana göre oranın kendi özel kanalları var. O kanalları değiştirip onlarla iletişim kurabiliyoruz. Hemen hemen çoğu yerde de asılı bilgilendirici posterler var. Mesela şu an baktığımız gece işaretleri ve gündüz işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bir tablo. Mesela yukarısında çöple ilgili bir kural var. Hangi mesafede nasıl çöple atılabilir? Bununla ilgili bilgiler var. Hemen mesela yan tarafına kayalım. Pilot çağrımı hazırlanırken hangi kurala göre hazırlamamız gerektiği. Geminin manevrada karakteristik özellikleri. Burada kaptan daimi emirleri var. Burada bütün zabitler altına imza atıyor. Hemen yan tarafında anten planını göreceksiniz. Şu an gördüğümüz yer GMDSS paneli. Bunun ön tarafında, ondan da şimdi bahsedeceğim. Burada anten planı var. Hemen alavandalarda yine asılı şirket politikaları. Yine burada SART var. Bu SART'la ilgili video yapmıştım hemen. Onu da yukarıda izleyebilirsiniz. Burada geminin boyunu gösteren bilgiler. Hemen bu VHF'den bahsetmiştik. Hemen yan tarafında da gemi bilgileri var. Hemen orada telsizle konuşurken direkt söyleyebilmemiz için. Bu ekipmanın ismi ise Aldis. Bu gece seyirlerinde bir balıkçıya ya da başka bir gemiye işaret vermek için kullandığımız bir ekipman. Şu şekilde bastığımız zaman böyle ışığı yanıyor. Bu şekilde uyarabiliyoruz diğer balıkçıya da gemiyi. Bu burada duruyor. Çünkü geceleri falan kullandığımız için hemen kullanıma hazır. Görmüş olduğunuz yerde harita masası. Gördüğünüz gibi birkaç tane dosya var. Şu an yıl sonu olduğu için bazı evrakları arşivleme yapıyoruz. Tabii gemide sadece güvertede iş yok. Aynı zamanda evrak işlerimiz de var. Onların dosyaları da burada. Burada hemen size jurnali göstereyim. Seyir defteri. Buna jurnal deniyor. Şöyle güverte jurnali. Burada biz işte rotamızı, rüzgarın durumu, hava sıcaklığı, yani seyirle ilgili her şeyi kaydettiğimiz yer. Onun dışında burada iki tane bilgisayar var. Bunlar da gemide kullandığımız kitapların olduğu bilgisayarlar. Burada görmüş olduğunuz cihaz ise AIS. Bu geminin kimlik bilgilerini içeren bir cihaz. Bunun içerisinde ne gibi bilgiler var? İşte şu an mesela makine gücüyle gittiğimizi gösteriyor. Mesela demir atarsak buraya demirde olduğumuzu yazıyoruz. Nereye gideceğimizi yazıyoruz. Onun dışında ne zaman varacağımız, maksimum draftımız, gemide kaç personel olduğu. Bu cihaz aynı zamanda diğer gemilerin bizim hakkımızda bilgi edinmesini de sağlıyor. Hemen yan tarafında GPS var. Bu GPS gemilerde iki tane olmak zorunda en az. Ve bir sürü cihaza bilgi sağlıyor. Radara, ECDIS'te, gyro pusulaya bu GPS'ten bilgiler gidiyor. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da NavTex cihazını göreceğiz. Bu bölgeden gelen seyir uyarıları, işte meteorolojik olaylar gibi raporları aldığımız bir cihaz. Şu an görmüş olduğunuz ise GMDSS paneli. Bu
bizim normal VHF dışında daha uzun mesafeli haberleşmemizi sağlayan bir ekipman. Burada aynı zamanda hava raporları da alabiliyoruz. Bu ekran sayesinde, Inmarsat-C sayesinde. Mesela uzun mesafeden kastım ne? Buradan biz şu an Hint Okyanusu'ndayız. Bayağı bir mesafe var Türkiye'ye. Buradan İstanbul'daki bir telsiz istasyonuna mesaj gönderebiliyoruz. Ya da test yollayabiliyoruz. Yani uzun mesafeden kastım böyle bir uzunluk. Burası da harita masasının arka bölümü. Burada da birkaç tane tuş var. Bunlar neler? Bunlardan bahsedeyim size kısaca. Hemen şuraya baktığınız zaman seyir fenerlerinin olduğu paneli göreceksiniz. Burada da geminin mesela gemi kumanda altında değilse, manevrası kısıtlıysa bazı ışıklar yakmamız gerekiyor. O ışıkların olduğu panel de burası. Buradan da geminin güvertedeki ışıklarını açıp kapatıyoruz. Kırmızı olanlar emergency olanlar. Hemen yan tarafında gemi içi haberleşmesini sağlayan anons sistemi var. Public adres diyoruz aynı zamanda biz buna. Hemen buraya geldiğimiz zaman iki tane saat göreceksiniz. Bir tanesi GMT'ye göre, diğeri de local time'a göre. Biz gideceğimiz ülkelere göre saatimizi ayarlıyoruz. Burada genel alarm butonu var. Hemen yan tarafında yangın alarm butonu var. Burada da yangın pompasının start stopu var. Emergency stop, acil bir şey olacak olsa hemen bu tuşa basıp stop edebiliyoruz. Hemen bu panelin yan tarafına geldiğimizde bu panelde yangın alarmı olduğu zaman, öttüğü zaman nereden öttüğünü gösteren bir panel. Mesela burada yazmışlar Türkçesinde aynı zamanda. İşte köprü üstünde, mesela personel katında. Makine dairesi 3. katta. Yani buradan hangi bölgede yangın alarmı çaldığını görebiliyoruz. Burada dümen motorları var. Göstermiş olduğum dümenlerin çalışması için bir motor olması gerekiyor. Buradan da motorları kapatıp açabiliyoruz. Duruma göre bir gün birini, bir gün birini çalıştırıyoruz. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman EchoSounder var. Bu derinlik ölçen bir cihaz. Şu an okyanusta derinlik yüksek olduğu için açmıyoruz. Bu kıyaya yakın yerlerde ve limana girişlerde kullanıyoruz. Ve suyun altında ne kadar, yani geminin altında ne kadar su olduğunu gösteren bir ekipman. Aynı zamanda kayıt ediyor buraya. Buraya da haberleşme odası diyebilirim. İletişim bilgisayarımız, mail bilgisayarımız burada. Biraz önce bir sürü evrak yaptığımızı söylemiştim. Aynı zamanda evrakları hem bu bilgisayarda hem bu yan tarafta görmüş olduğunuz bilgisayarda yapıyoruz. Burada da water egress sistemi var. Bu sistem ise ambara su geldiği zaman, yani ambar içe su dolarsa bize alarm şeklinde uyarıyor. Şurada pire yazıyor. Bu daha alt kısımda, main ise daha üst kısımda. Yani burada alarm öterse ambarın içinde su olduğunu anlıyoruz. Hemen burada da BMS sistemi var. Bu ne işe yarıyor? Bu anahtarı kaptanda oluyor ve kaptan açıp kapatıyor. Bu açıkken, mesela 12 dakika ayarlı şu an. Köprüsünde herhangi bir hareket olmazsa ya da şu tuşa basmazsak mesela alarm ötmeye başlıyor. Bu alarm belli bir süre köprüsünde ötüyor. Eğer kimse yine susturmazsa kameralar ötüyor. Bu kamera videomda kaptan kamerasında göstermiştim bir tane alarm paneli var diye. O güverte zabitlerinde var. Dediğim gibi buradan susturulmadığı takdirde bizim kameralarda alarm ötmeye başlıyor. Gemilerde de birçok ülke bayrakları ve farklı anlamlara gelen bazı bayraklar var. Bu bayraklar hakkında farklı bir video yapacağım. Orada daha ayrıntılı bahsedebilirim size. Bu bölümde vardiyada herhangi bir şey içmek için kullandığımız ekipmanlar mevcut. İşte Türk kahvesi makinesi var, filtre kahve makinesi, kettle. Onun dışında ikinci kaptan özellikle sevdiği değişik çay türleri. Bir tane buzdolabımız var. Acil durum role listesi. Acil durumlarda kimlerin ne gibi görevleri olduğunu belirten bir liste. Bu katlarda da var. Aynı zamanda bizim kameraların kapısında ve içerisinde de kimin de görevi olduğu yazan bilgiler mevcut. Köprüsünde bulunan cihazlar bu şekildeydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.